Kerem Bürsin ve Hande Erçelli Sen Çal Kapımı dizisi sezon başından bu yana pamuk ipliğine bağlı. Ratinglerde bir türlü istenilen başarıyı yakalayamayan diziye kanal son bir şans verdi. Ancak bir şartı vardı. Ratinglere yansımıyor. Biraz moral bozukluğu oluyor mu sizde ertesi gün? Yok. Yani çünkü sosyal medyada muhteşemsiniz çünkü. Rating hakkında çok bir şey demek istemiyorum. Ne kadar cihaz olduğunu siz de biliyorsunuz. Evet. O yüzden rating çok etkilemiyor, hayır. Geçtiğimiz yıl yaz dizisi olarak başlayan Sen Çal Kapımı dizisinin ilk bölümlerinin ratingleri fena değildi. Yaz aylarındaki boşluğu iyi doldurmuştu dizi. Elbette bunun iki nedeni vardı. Birincisi, yaz sezonunda ekranların nispeten boş olması, ikincisi de Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in uzun süredir ekranlardan uzak kalması ve yüzlerini özletmesiydi. Sen Çal Kapımı dizisinin iki popüler oyuncusu ilk hatayı reytinglerine güvenerek özel hayatlarında yaptılar. Hande Erçel o dönem sevgili olduğu Murat Dalkılıç'tan ayrılarak dedikoduların önünü açtı. Adı çapkın oyuncu ve rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılmaya başladı. Kerem Bey'in annesi de sizi takip etti Şiidem Hanım'ın en son herhalde. Evet. Oradan girelim abi. Tamam, girebilirsiniz. Bu çok şey ani geldi. Sosyal medyada dalga dalga yayılan Hande Kerem aşk dedikoduları ikiliyi her gün manşetlere çıkardı. Ancak bu durum uzun vadede dizinin reytinglerine olumsuz yansımaya başladı. Kerem Bürsin evimizin temiz yüzlü, iyi kalpli, yakışıklı çocuğu imajını kaybetmeye başladı. Yuva yıkan adam durumuna düştü. Toplum nezdinde yaşanan bu beraberlik yasak aşk olarak değerlendirildi. Haliyle izlenme oranları giderek azaldı. Tüm bunların üzerine bir de Eylül ayı geldi. Eylül ayının özelliği televizyonlarda yeni sezonun açılması anlamına geliyordu. Ekranlara birbirinden iddialı diziler girmeye başladı. Sen Çal Kapımı hızlı bir düşüşe geçti. Oysa ki Sen Çal Kapımı dizisine hem kanal hem de yapım firması ciddi yatırım yapmıştı. Hikaye mükemmeldi, çekimler kusursuzdu, başrol oyuncuları popülerdi. Ancak Kerem Hande yakınlaşması giderek diziye kan kaybettirmeye başladı. Dizi geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Aslına bakılırsa Fox TV yani dizinin kanalı yeni sezonda Sen Çal Kapımı dizisini istemiyordu. Yapım firması ısrar etti. Yeni sezon yine erken açılacak, yaz aylarında reytingler toparlanacaktı. Yapım firmasının iddiası bu yöndeydi. Ancak kanal yönetiminden Hande ve Kerem'in de uyarılması talebi geldi. İkilinin birlikte çıktıkları Maldivler tatili bardağı taşırmıştı. Bir yıla yakın süredir aşk yaşayan ancak bunu itiraf etmeyen çift, Maldivler'de artık gizlenmenin bir alemi yok diyerek ardı ardına paylaşımlar yapıyordu. Türkiye dönüşü yapımcılar iki oyuncuyla oturdu ve son bir uyarıda bulundu. Önce kanaldan ardından yapım firmasından gelen uyarılar sonrası hem Kerem Bürsin hem de Hande Erçel özel hayatlarına daha dikkat edeceklerine söz verdiler ve diziye devam kararı alındı. Sezonu yakın bir zamanda kapatan Sen Çal Kapımı ekibi kısa bir tatilin ardından bayram sonrası işbaşı yapacak ve yeni bölümler Haziran ayında ekrana gelmeye başlayacak. Tabii gözler Hande Erçel ve Kerem Bürsin'de olacak. Acaba çift gerçekten sözlerini tutup özel hayatlarına çeki düzen verecekler mi? Ve elbette reytingler.
yaz aylarındaki ekran boşluğunu acaba Sen Çal Kapımı dizisi ikinci sezonunda doldurabilecek mi?